Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuş kıtırışımız. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Dünya Sağlık Teşkilatı Wuhan virüsünün hatar derecesini kötürdü. Fransiya Xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Dunyo Sog'liqni saqlash tashkiloti bosh amaldori Tedros 28-fevral Wuhan virusining tarqalish va xatar doirasini yuqori darajadan alohida yuqori darajaga ko'targanligini e'lon qildi. Bu Dunyo Sog'liqni saqlash tashkilotining baholashidagi eng yuqori daraja bo'lib, Tedros har qaysi davlatlardagi yuqum ahvolining og'irlashayotganligi va dunyo iqtisodining og'ir ta'siriga uchirganligi sababli bu qarorni chiqarganligini bildirdi. Şunaqlı virus tarqalmagan dövlətlərini aldın ala tayyarlıq qılıp qoyuşqa çağırdı. O yana dünyanın hər qaysı jaylarda 20 neçə xildən artıq vaksina və bir neçə xil dorunun tədqiq qılınıyatqanlığını, bir neçə həftə içində dəstləpki nəticəsi çıxdığanlığını bildirdi. Növbətdə Wuhan virusu 50-dən artıq dövlətə tarqalğan bulub, Xitayını çıxırıbətkəndə Koreya, İtaliya və İranda yuqum əhvali ən ağır olmaqda. Wuhan virusunun ciddi tarqalışı devletlerinin payçeki bazırıqı təsir görsətdi. Fransiya Xalqara Radio Store'nın haberde bildirilişçe Wuhan virusunun Xalqara'da köpləb tarqalışıqı əgişib, tünügün hər qaysı devletlerinin payçeki bazırı qatlıq çüşüb getgən. Haberde görsətlişçe, Avrupa'daki 3 mühim devlet bulan Angeliya, Germaniya ve Fransiyanın payçeki bazırı tünügün qatlıq çüşüb getgən bulup, həmmesinin çüş nüspeti 3%'den eşib getgən. Amerika'nın tünügünki her qaysı payçeki bazarlarda mı qatlıq çüş əhvali körülgən bulup, çüş nüspeti 4%'den eşib getgən. Ondan başqa Yaponiyanın payçeki bazarı mı 3% çüşüb getgən. Xəbərdə bunun asaslıq səbəbinin Wuhan virusu tüpəylidin kilib çıqqan əndişə və muqumsızlıq ikəlliki qayıt qılındı. Növətdə bütün dünyadaki 56 dövlət və rayon Wuhan virusunun hücumuğa uçurgan bulup, yuqumlanğıçılarının saniyə 84,000'dan eşib getdi. Xitay İslam dinini xitaylaştırış rezil planını devamlaştırmaqda. 26 fevral Zimistan doğru bergen haberde bildirilişçe Xitay tecavüzcileri İslam dinini xitaylaştırış planını üzlüksüz devamlaştırmaqda. Haberde Xitay Şarkı Türkistan'daki barlıq dinine alaqadar Kur'an-ı Kerim ve barlıq kitaplarını yığıp köydürüp, mescitlerini çekiş, Müslümanlarını lagırlarına tutkun kılış arkalık vaqtlıq məlum məqsidiki yetkendiyken, Şendong ülkesinin bir naisidiki Birleşme Front Hizmet Tarmaqları Mescitteki İslam'a münasebetlik barlıq belgelerini ve sözlerini çıkarıp taşlap, ornığa Cəllad Şi Jinpingin sözünü almıştırganlığı. Ayet ve hadislerinin ornığı çaplanğanlar bolsa, unutup kalman, əsli məqsəd burucunu isinizde tutun. Ve Xitay arzusunu birlikte bərpa qılın digendek sözlerden başka, yeni dini işler nizamedeki permallar ikkallike bildirildi. Şendongdaki bir imamın sözüge qarığanda, imamlar mescitlerge yazılgan Şi Jinpingin sözlerini tədqiq qilishqa, bu axtı təsirat və ögünüş dokulatı yizişqa və hükümetki tapşırışqı buyurulğan. Xitay, Müslümanlarını kompartiyanın əqidisi bilən tərbiyeləb, Allahqa əməz partiyaya işinişin tələb qılğan. Gensu ölküsüdeki bir tunga Müslümanın bildirişə, 2019 yılının kiyinki yerimədə, Yerlik Birleşme Fronti Xizmət Bölümü və Milli və Dini İşlar İdarisi şəhərdeki barlıq məsgidlərinin rəhbərlərini təşkilləb, Müslümanların ibadet sorularını günahsızlaştırıştaki muvaffakiyetlerini biliş üçün ziyaretçilerge barlıq gümbez ve hilal ay simvolları çıkırıp etligendeyken, Xitay uslubidiki binalarga özgertiligen nurgun mescitlerini görsetken. Xitay Komünist Partisi belgeligen İslam dinini Xitaylaştırış, mecburi özgertişinin ilgiri, yerlik Birleşme Fronti hizmet tarmakları imam ve mescit müdürleri hakkında kuyuk idivi hizmetlerini kanat yaydırıp, onların dini talimatlarını partiya talimatı bilen maslaştırışka tırışkan. Tungan imamın bildirişçe, İslam dinini Xitaylaştırış planına imamlarının köpüncisi karış çıkan. Şunaqtımı Xitay rezil planını işğa aşırış planını devamlaştırgan. İmamlar, eğer Xitay Komünist Partisi'nin hizmetini kollamasa, guanamalarının bekar kılındıqallıqı, eğer sen bizden planımızı karış çıksan, özanını kıyınçılıqı duçar kılısan, digendek tehditler bilen korkak salgan. Xitay tecavüzcileri 2018 yıldan 2022 yılı geçip olgan 5 yıl içi de, İslam dinini Xitaylaştırış planını yolu koyuşka başlağandan buyan, her qaysi jaylardaki nurgulluğan mescitlerini çakkan ya ki mescitlerdeki ayetlerinin ornuğa Şi Jinpingin sözünü yazışkı mecburluğan. Xitay elçihanesi puhralarını Türkiye'ye geliştin agahlandırdı.
27 fevral Xitoyning Turkiya turistik bosh elchisi ijtimoiy uchur vositalari orqali Xitoy fuqarolarini Turkiyaga sayohat qilishdan ogohlantirdi. Ogohlantirishda munolar bildirildi. Virus bilan yuqumlanishning oldini olish uchun Turkiya ba'zi davlatlar bilan bo'lgan chegarani taqidi. Iyg'ir ta'siriga uchirgan davlatlarda havo va quruqlik qatnashini to'xtatish, tekshirish kuchaytirish qatorliq tadbirlarni qo'llandi. Turkiya Sahiya ministerligi Turkiyaga ziyorat kelgan Xitoy fuqarolarining Turkiyaga kirgandan keyin 14 kun ayirib tekshirishni talab qildi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning Turkiyadagi bosh elchixonasi yana bir qatim Turkiyadagi Xitoy fuqarolariga yuqum ahvoliga diqqat qilishni va zarur tadbirlarni qo'llanishni yana bir qatim eskartgan. Agar yuqumlanish alomatlari ko'rilsa, vaqtida davolanishi hamda doktorga yuqumlanish va kasallikning tafsilotini aynan uqtirishni tavsiya qilgan. Tayland'daki Uyghurlarni unutup qalmadık, unutuldurmaymiz. Tayland'ın 5 o'xshimagan musafirlar lagerida turibotgan Uyghurlarning murojaatnomasidan bu Uyghurlarning 7 yildan buyon nachar sharoitlarda qanchalik og'ir kunlarni beshidan kechirib kelayotganligidan boshqa ruhiy jihatdan chuqur iztirob chekib umidsizlikka botganligi ma'lum bo'lgan edi. Bir qancha kun burun Taylandda tutib turilayotgan Uyghurlar xalqaro murojaatnoma e'lon qilib, o'zlariga yordam qilishni talab qilgan edi. Erkin Asiya Radiosi Merkezi Washington'daki Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu'nun Tayland'daki Uyghurlarının müraciyetindeki karata inkasını ilgileş için telefon kılığında telefonunu alan programı mesullerden Zubeyra Hanım mezkur müraciyetten haberi varlığını bildirdi. O, dünyanın dikkati Wuhan virüsü tehdidiyle münasebetlik meselelerle merkezleşip kalıvatkan bir peyitte Tayland'ı 7 yıldan bu yan kapsılıp kıyınçılıklarda kalan Uyghurlarının bu heti naiti doğru bir vakti ilan kılındı deb karaydıqallığını bildirdi. Muhbir yana kişilik hukukunu kürtüş teşkilatının Asiya İşleri Direktörü Sophie Richardson hanımını ziyaret kılgan bulup, onundan Tayland'daki Uyghurlarının endisi ve vaziyetinin haberi bar yokluğunu sorgan. Sophie Richardson hanım bolsa, teşkilatımızın Tayland tarmağıda məxsus Muşu Uyghur misafirler meselesi üstüde hizmet kılıvatkan iki nefer hadimimiz bar. Onlardan iki hafta avval Tayland'daki Uyghurlarının vaziyetine ait bir kısım icabi malumatlar tapşırıp algan idim. Siz davatkan yeni uçurlardan haberim yok. Lekin xodimlarimizning xabari bo'lishi kerak deb o'ylayman. Tayland bir tarafdan Xitoyning besimiga bo'y bermay, ularni Xitoyga qaytarmagan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan o'xshashda Amerikaning besimiga bo'y bermay, ularni erkinlikka chiqarib bermay kelmoqda. Biz bo'lsak, Wuhan virusi sababli diqqat chechilgan bir vaziyatdan foydalanib, masalani boshqa yo'nalishga burash orqali ularga yordam qilish yo'llarini izlamoqda edik. Bu ish nega bor deb aniq bilmayman deb javob bergan. Muhbir undaqda Taylandın bundaq bir vaziyatda Uyghurlarni Xitoyga qaytarib etishi mümkün mü deb so'raganda Sophie Richardson xanım mümkün. Lekin bizning jiddiy signalimiz ularning bu yo'lni tanlasa bosh og'rig'i bo'ladiganligi haqida ogohlantirish bo'lib, bu ularni Xitoyga qaytarish xiyolidan voz kechishi mümkün. Mayli sharoitlar nachar bo'lsa-mu, hozircha Taylanddagi musafirlar lagerida turish hozir bu Uyghurlar uchun qaytarilishdan a'la. Muhbir yana undaqda dunyo jamoatchiligi ularning Xitoyga qaytarilmasligi uchun nima qila oladi deb so'raganda Sophie Richardson xanım hech kim Uyghurlarni Xitoyga majburiy qaytarmasligi kerak. Hozirgi sharoitda har qanday odamning Xitoyga qaytarilishi intayin xatarlik. Ularning hayoti tahdidga uchraydi. Shundoqli bu xalqaro qonunlarga xiloflik qilmish. Taylandning bu masalada zo'r tarixiy xatoliklari bor. Uyghurlarni qaytarmaslik uchun ularga qarata siyosiy besim ishlatish muhim nuqta. Bu jihatda tashkilotimiz Tayland hukumatiga yo'q deya oladigan kanallarni ochgan. Umumlashtirib aytganda biz bu masaladan diqqatimizni uzmaymiz. Lekin Tayland ta'irlarining bu musafir Uyghurlarni tarqoqlashtirayotganligi gumonlik ahvol. Buning bilan ularning ahvolini egilab turishimiz raqobatga uchraydi. Bu ma'lumotlar nihoyatda muhim ma'lumotlar ekan. Endi qanday qilib bular ustida o'zgarish yasash yo'lini izlaymiz? Andisha qilmanglar. Biz Tayland qamoqxonalarida turayotgan bu Uyghurlarni unutib qolmadik deb javob bergan. Umar Qanat Apandimo o'zining Taylanddagi Uyghur musafirlarining murojaatida deyilgan ahvollar va ularning yaqinqi vaziyati haqida mo xabari borligini hamda ularning ahvollari haqida Amerika Tashqi ishlar ministerligi doirlariga maxsus dokument sunganligini bayon qildi. Shundoqla Turkiyada faoliyat olib berayotgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi mo Turkiyadagi davlat rahbarlari bilan har ko'rishganda Taylanddagi Uyghurlar masalasini kun tartibiga olib kelmoqda. Mongoliya prezidenti virus bilan yuqumlanganlik ehtimoli bilan kuzishga elindi. 28 fevral davr vaqt kezdi xabarda bildirilishicha Mongoliya prezidenti Batturga Xitoy ziyoratidan qaytgandan keyin virus yuqumlanganligi gumoni bilan 14 kunlik kuzishga boshlagan.
Mongoliya xabar agentligining bildirishicha Batturga va boshqa hukumat amaldorlari safardan qaytib kelgandan keyin 14 kunlik ayirib tekshirish qilinmoqda ekan. Batturga 27 fevral alohida aeroplanda tisuk tupa taramdan boshqa yuqori darajali amaldorlar bilan Beijingga berib, Xi Jinping va minister Li Keqiang bilan suhbatlashgan. Bultur 12 oyning 5-ida Wuhanda virus tarqalgandan buyon Batturga tunji bo'lib Xitoyni ziyorat qilgan davlat boshlig'i ekan. Ma'lum bo'lishicha Wuhan virusining oldin olish uchun Mongoliya hukumatı 27 yanvar Mongoliyaning Xitoy ichki va sirtidagi barliq kirish chiqish eg'izlarini 2 martgacha taqaydiganligini e'lon qilgan. Bundan boshqa Mongoliya yana Xitoydan kelgan barliq navbatchi aeroplanlarni vaqtincha to'xtatgan va Xitoy fuqarolari va 3-chi davlat yo'lovchilarining Mongoliya orqali Xitoyga berishini cheklagan. Amerika Kengash Palatasi Trump'ni Tayvanga yuqori darajali amaldor avatishga chaqirdi. 29 fevral Amerika Avazi xabarida bildirilishicha, Amerikadagi ikki cho'ng partiya Kengash Palata a'zolari qaror ma'qullab Trump hukumatini Tayvanga yuqori darajali rasmiy vakillar o'miga avatishga chaqirdi. Bu qaror Kengash Palatasi Tashqi ishlar komiteti Osiyo Tinch okean tarmoq komitetining raisi Cory Gardner tomonidan o'tirg'i qo'yildi. Ve Tashqi ishlar komiteti Osiyo Tinch okean tarmoq komitetining yuqori darajali a'zolari Ed Markey ve Taşkı Komitet Reisi bilen Cumhuriyetler Partisi'nin azası Jim Rich'nin ortak imzalışı bulup, Kengash Palata azası Gardner bayanatı da Sayınvan'ın kaydı saylanıqalıqını Çin Köngül'den tebrikleş bilen birge, Xitay Tayvan'nın kanunluk hukukudun mahrum kılış üçün tacavuzculuk hücumunu davamlaştırıp atkanda, Amerika'nın Tayvan'nın kayısıranı algan kademlerini kollaş nahaydı muhim. Hayati küçkü tolgan demokratiyanın kollaşı ve Tayvan bilen Amerika halkının dostluğunu teximu ilgiri sürüdü diyen. Kengash Palata azası Market Tayvan Amerika'nın küçülük hemrahi buluşunu devamlaştırdı. Biz barlıq tirişçallıklarını körüstüp Tayvan'nın halkaralıq teşkilatlarına katnışışını küçeytişimiz, Xitay'nın diplomatiyada Tayvan'ın çekilişine karıştırışımız lazım. Xitay emde Tayvan'ın halkaralıq faaliyetlerine katnışışın çekilmese, Tayvan halkı yukumluq keserliklerinin tarqılışının aldığını eliş Katarlıqlarda nurgun tökpü koşalaydı. Amerika Tayvan'ın dünyadaki muvafık oranı hakkında küçülük inkas bildirişi gerek digerlerini bildirdi. Tayvan Taşqi İşlar Ministerliği bayanat elan qilib, Amerika parlament a'zolarining Tayvanni qo'llash taklifini o'ttirg'i qo'yganligiga minnatdorligini bildirdi. Shundaqla Tayvan hukumatining Amerikaning o'rinlashtirishiga hurmat qildiganligi va Amerika hukumatı Tayvanga prezident Tsai Ing-wenning vazifaga o'ltirish marosimiga qatnashish uchun avatgan vakillar saviyasini chin ko'ngildan qarshi oldiganligini bildirdi. Xitoy bayonotchisi Geng Shuang bo'lsa, Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi har qanday shakldagi munosabatlarga qarshi turganligini hamda Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo qatorliq Amerikaning bir qism yuqori darajali amaldorlariga Tsai Ing-wenning Tayvanda qayta saylanganligini tabriklaganligi va Tayvan mustaqillik kuchlariga xato signal avatmasligi Xitoyning Amerikaning bu xil harakatlariga qat'iy noroziligini va qarish turganligini bildirdi. Hindistondagi qonliq to'qinish davomlashmoqda. Al Jazeera torining bugungi xabarida bildirilishicha Hindistondagi uzluksiz keskinlashayotgan to'qinishda 38 kishi hayotidan ayrildi. Hindiston bosh ministri Modining ko'chmanlarga aloqador irqiy kamsitish xarakterli qaroriga qarshi qo'zg'algan norozilik harakatlari bultur 12 oydan tartib davomlashayotgan bo'lib, yaqinqi bir hafta ichida asabiy hindi dini muridlarining zo'ravonlik harakatlari qonliq to'qinishni keltirib chiqargan. Hindi dini muridlari bir necha masjidni ko'ydirib, azan munoriga hindi dini bayrog'ini osgan. Nurg'ullagan musulmonlarni urib, yarlandirib, uylarini ko'ydirib atgan. Nivati o'lganlarning ichida musulmonlar va hindi dini muridlari teng nisbatda bo'lib, yana 200 dan ortiq kishi og'ir yarlangan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atik programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.